Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bugün Instagram'ı inceliyoruz. Her şey gibi Instagram da kendini güncelliyor. Aralarında bazı yenilikler var. Gerçekten hayatımızı bayağı kolaylaştırıyorlar. Hayatımızı bayağı kolaylaştırıyor dediğimizde yine sanal bir ortam ama en sık kullandığımız uygulamalardan biri Instagram. Bakalım neler varmış ve bunlarda ne gibi kolaylıklar sağlamışlar. Birincisi ve en baba bulduğum olay bu. Eminim hepinizin, daha doğrusu hepinizin demeyeyim, birçoğunuzun birden fazla hesabı vardır. Bunlardan bir tanesi de benim. Kendi hesabım var, amcaoğlu hesabı ve cep telefonu fotoğrafçılığı hesabım var. Ne yapıyorum? Bir o hesaba giriyorum, oradan çıkıyorum, diğerine giriyorum. Artık bunu yapmıyorsunuz. 12'sinde yani 12 Şubat 2016'da Instagram güncelleme yaptı. Bu güncellemede Android kullanıcıları ve iPhone kullanıcılarıyla birlikte sanırım bütün Instagram uygulamalarında artık bu mevcut. Güncellemeyi yaptıktan sonra Instagram'ınızı komple bir kapatıyorsunuz, tekrar açıyorsunuz ve ondan sonra da ayarlara giriyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle bakalım. Instagram'a girdim ve ayarlara geliyorum. Ayarlara, yani en sağ alt köşedeki adamcık işaretine basıyoruz ve en üst sağ köşedeki dişli işaretine bastığımızda burada aşağıya doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkış yapının üstünde hesap ekle diye bir buton gelmiş. Buraya dilediğiniz gibi hangi hesabınız varsa onu giriyorsunuz. Ben mesela şimdi buraya hangisini giriyorum? Tabii ki amcaoğlunu giriyorum. Amcaoğlu alt tire diyorum. Ve hesabıma artık amcaoğluyla giriş yaptım. Gördüğünüz gibi üst tarafta amcaoğlu var. Yanında bir tane ok işareti var. Bir de sağ alt köşede duran bir amcaoğlu var. İki taraftan da hesabı değiştirebiliyorsunuz artık. Gir çık yapmanıza gerek kalmadı. Sağ alt tarafa basılı tuttuğunuz zaman burası açılıyor. Buraya geçiş yapabiliyorsunuz. Amcaoğluna geri dönüyorum. Ya da üste bastığınızda da yine bu şekilde 1, 2, 3 bilmiyorum kaç tane ekleniyor şimdilik ama birden fazla hesap ekleyebiliyorsunuz, onu biliyorum. Bu güzel bir değişiklik. Bu hepimiz için rahatlatıcı bir değişiklik. Umarım bunu bilmiyorsunuzdur ve bunu ben size açıklıyorumdur falan dermişim. Diyelim ki böyle bir tane fotoğraf paylaşacağız. Fotoğrafı açtık ve önümüzde bir tane böyle bir ampul var. Fotoğrafını çekmişiz. Ve ben buradan ileri dedim. Ve bildiğiniz gibi Instagram'ın kendi filtreleri var. Bu filtrelerde işte X filtre, Y filtre, Z filtre. Şimdi bazı filtreler var. Evet, gözümüze hoş geliyor. Basıyoruz mesela. Oo harika, kenarları falan çerçeve oldu. Ama bazen de abartı olabiliyor. Bunu ne yapabiliyorsunuz? Hefe filtresine bastığımızda altında bir tane mavi çizgi oluşuyor. Bir daha bastığımız zaman bir çubuk çıkıyor. Bunu bilmiyordum. İkinci bastığınızda bu efektin şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradan kıstığınız zaman gördüğünüz gibi kenardaki o hare hare bölge bir nebze olsun azalıyor veya çoğaltabiliyorsunuz. Yani %100 kullanabiliyorsunuz. Bir de ayrıyetten çerçeve ekleyebiliyorsunuz. Bu kısmını ben bilmiyordum. Yani yine buradan istediğiniz gibi X bir yere gelebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, buna geldi. Bir daha bastınız çıkıyor ve buradan şiddetini ayarlayabiliyorsunuz bu efektin. Bunu ben bilmiyordum. Umarım siz de bilmiyorsunuzdur ve ben bunu sizinle paylaşmış olayım. Yine Instagram'da örnek veriyorum. Bu yer belirleme, konum belirleme noktasına geldiğinizi, ben de şu anda bunlar açık değil. Özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. Arada bir girip fotoğraflarınızı inceleyin. Çünkü bazen evinizde oturduğunuzda veya daha özel bir mekanda, adresinin bilinmesini istemediğiniz bir mekanda oturduğunuzda fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Ve orası o fotoğrafı tam bulunduğunuz noktada tagliyor. Arada girip bunu kontrol etmekte fayda var. Bazı durumlarda tehlikeli olabilir, özellikle tatile çıktığınız zamanlarda. Biliyor muydunuz? Instagram zaten hashtagleriyle meşhur.
ve hashtaglerinin çok aktif çalıştığını biliyoruz. Fakat yeni bir düzenlemeyle yine ampulümüz nerede? Meşhur ampulümüz. Şöyle geldik, ileri dedik ve ne yaptık? Bütün prosesleri geçtik fotoğrafı paylaşmak için ve açıklama kısmına geldik. Açıklama kısmında artık hashtag yazdığınızda emojileri de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Emoji mesela şu kahkaha atan suratı kullandığımda bunu 1.112.004 kişi şu ana kadar emoji olarak kullanmış. Belki aranızda böyle emojilerle kendinizi tarif edebildiğiniz fotoğraflar vardır. Bazı durumlarda mesela günaydın dediğinizde iki tane kahve fincanı koymak belki durumu tarif ediyor olabilir. Devam edelim. Biliyor muydunuz ki üst tarafta direct kısmına bastığınız zaman buradan dediğiniz gibi kişileri arattırıp istediğiniz kişiyi seçebilir veya listenize göre, şimdi ben de burada tabii daha henüz cep telefonu fotoğrafçılığında kimse olmadığı için aşağıda böyle amcaoğlu çıktı. Sizin listeniz 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi ise burada hemen hemen hepsi çıkacaktır. Buradan 5 kişiye bir tane fotoğrafı bir kere de gönderebiliyorsunuz. Yani bir e-posta, topluca bir e-posta gönderme gibi bir şey. Topluca fotoğraf gönderebiliyorsunuz. Maksimum 5 kişiyle sınırlı tabii ki. Bunu da bilmiyordum. Diyeceksiniz ki amcaoğlu ne cahilsin ya, hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Peki. En çok karşılaştığım noktalardan biri de şu. Bildiğiniz gibi eskiden Instagram kare fotoğraf kabul ediyordu. Siz onu yanlamasına, diklemesine nasıl çekerseniz çekin, o sadece karesini alıyordu. Yan uygulamalarla telafi ediyorduk bir şekilde, onları resize ediyorduk vesaire. Artık buna da gerek kalmadı. Karenin sol alt köşesinde iki tane ok işareti var. Ona bastığınız zaman fotoğrafı dilediğiniz gibi küçültebiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Küçülttük diyelim. Sonra normal kendi elimizdeki büyütme işareti gibi fotoğrafı nasıl yakınlaştırıp uzaklaştırıyoruz, o şekilde dilediğiniz gibi orantılayabiliyorsunuz. Bu olay Instagram'da şöyle güzel. Genelde diklemesine çekilen fotoğraflar çok ilgi görmez ama Instagram'ın feed'i ince uzun olduğu için özellikle diklemesine çekilen fotoğraflar çok başarılı gözüküyor. Bütün o ekranı kaplıyor. Tavsiye ediyorum, bir diklemesine çektiğiniz fotoğrafları bir daha gözden geçirin ve paylaşmayı deneyin. Çok etkili. Devam edelim. Evet, bunu şans eseri gördüm. Örnek veriyorum, şu anda buraya geldim. Birinin galerisinde geziyorum diyelim. Fotoğrafına denk geldim ve başka biriyle paylaşmak istiyorum. Ya da fotoğrafı hiç galerisine girmeden görmek istiyorum. Fotoğrafın üzerine basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf büyüyor. Ne oluyor şimdi bu fotoğraf büyüyünce? Hafif yukarı doğru ittiriyorsunuz. Buradan isterseniz beğenebiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz, mesaj gönderebiliyorsunuz. Tuttum. Enteresan değil mi? Basınca büyüyor. Basılı tutup yukarı doğru çektiğiniz zaman yapmak istedikleriniz ortaya çıkıyor. Instagram'da bazı şeyler sabittir. Özellikle işte profil fotoğrafları veya bazı fotoğraflar işte maksimum bir yere kadar büyüyebiliyor. Onları daha da yakınlaştırabilirsiniz. Zoom yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Önce şuradan çıkıyorum. Cep telefonu ayarlarıma geliyorum. Cep telefonu ayarlarımda genele geldim. Erişebilirliğe geldim. Ve erişebilirlikte büyütme diye bir özellik var. Büyütmeye geldiğinizde en üstte şu çentiği açıyorsunuz ve artık buradan çıkıyorum. Tekrar Instagram'a geri geliyorum. Bu artık telefonun bir özelliği ama bunu Instagram'da da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Girdim şimdi hesabıma. Üç parmağımla aynı anda ekrana tıklıyorum. Tık tık. İki kere. Ve şu anda yine üç parmağımla bu ekrana basılı tutarak dilediğim gibi gezebiliyorum. Hop.
küçültmek istedim. Yine 3 parmağımla tık tık yapıyorum ve küçültüyorum. Mesela buradan ne yapalım? Amcaoğlu diyelim. Amcaoğlu'nun profil resmini merak ediyorsunuz ya da ne bileyim. Şurada Altu ile beraber olan fotoğrafımızda mesela alnımda sivilce var mı yok mu veya Altu'nun kafası ne kadar kel onu görelim diyorsunuz. Tık tık 3 kere basıyorsunuz, olmadı. Tık tık beceremedik. Hop büyüttük. Ve yine 3 parmakla gezebiliyorsunuz buradan. Bu Altu'muz. Bu amcaoğlumuz. Gördüğünüz gibi tık tık veya küçülttük. Bu da kullanışlı yeniliklerden biri. Gerçi bu yenilik değil, bu telefonun özelliği ama bunu Instagram'da da kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki uygulama aslında Instagram'ın kendi içinden değil ama bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gramfit diye bir web sitesi var ve bu web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü beğendiğiniz fotoğrafları buradan indirebiliyorsunuz. Bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Fotoğraflarla ilgili bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Ve lokasyona göre de arattırabiliyorsunuz. Hangi lokasyonda hangi fotoğraflar paylaşılmış diye. Bunu normal browserınızdan veya işte cep telefonunuzdan da bakabilirsiniz. Gramfit diye yazılıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Girin. Bir 15-20 dakika vakit geçirin. Eminim herkes kurcalayacak bir şey bulacaktır bu sayfada. Ve bir amcaoğlu videosunun yine sonuna geldik. Umarım benim bulduğum ve benim işime yarayan ve hoşuma giden Instagram yenilikleri sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz ve ne diyoruz? Baş parmak. Kendinize iyi bakın. Cep telefonu fotoğrafçılığı devam ediyor. Bol bol fotoğraflarınızı bekliyorum. Bu ayın sonunda minicik de olsa bir çekilişim var ve bir hediyem var. Birkaç güne kadar da fotoğrafları yavaş yavaş size duyurmaya başlayacağım. Çekiliş zamanı başlıyor. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Baş parmak.